Görüyorsunuz. Boş balans. Şurayı tam anlayamadım ama bayağı geniş bölmeleri. Şurası da aynı şekilde ice maker, buzluk bölümü. Şurada bir bölüm var. Freeze zone bölümler var. Aküfen yok bunda. Samsung. Bir tane şöyle water dispenser sistemine sahip bir buzdolabısı var bunun. Şöyle gösterelim. Şu ne? Bu da şey için herhalde. Sebil. O alanın su deposu bu da muhtemelen. Öyle düşünüyorum. Esas alın okuyun gerisini. Az önce video durdu, artık editleyerek videoyu devam ettiriyorum. Edeceğim daha doğrusu. Ice Maker teknolojisi yine burada var. Buzluk bölümü iyi. Kore'de üretilmiş. Az önceki Çin'de üretildi. Esas halde okusun gerisini. Kısaca da böyle. Şunları göstereyim. Bulaşık makineleri. İki sepetli. Ama şunun ortada olması ergonomiyi öldürüyor. Deterjan bölümün yani. Şöyle. Bu yeni mi çıktı? Bunu hiç görmemiştim. Muhtemelen yeni çıktı yani herhalde. Şurada yine bir boş makinesi. Fiyatları SSL'ın okuyun gerisine. Şöyle burada da bir Samsung'un çamaşır makinesi var. Bu da bayağı büyük içi. Elmas kazan teknolojisi falan zaten bunda var. Bunu bir kez göstermiştim ben galiba. Açılmıyor. Şu müziklerini çok seviyorum. Buradan ayarlıyorsunuz. 1200 devir. Aynen şöyle de kapanıyor. Fiyat böyle. SSL'ın okuyun gerisine. Yine burada da bir Samsung var. Ben bunları aslında önceki videomda size gösterdim. Hatırladığım kadarıyla. Yani böyle. Bunu da yine açalım bakalım. Bu da 1400 devir. Müzikleri çok sempatik geliyor ya adama. Yemin ederim böyle bir şey yok. 10 yıl garantili. Şöyle şunu göstermek istiyorum. Fiyatı. Şunu zaten önceki videomda göstermiştim yani. Bilirsiniz, bakarsınız, hatta görebilirsiniz bakarak da. 3 sepetli. Bunlar artık yeni nesiller 3 sepetli olmaya başladı. Şöyle fiyatları da esas alın okusunuz artık gerisinde. Yine burada da bir bestel var. 2 sepetli bu. Şurada da bir bestel var. Bu biraz boş kalmış. Yani yılını göz önüne aldığımızda biraz küçük teknolojisi var. Bayağı küçük. Şu da Bosch'un Türk üretimi. Bu serisini ben sevmiyorum. Seri 2 olmak üzere. Biraz küçük bu. Fırça kayıtsız özel motor teknolojisi yok. Yani EcoSilence Drive teknolojisi bunda kullanılmamakta. Fiyat böyle. Sesi falan. Burada ankastre olmak üzere bir şöyle görüyorsunuz. Buna ne dönüyor? Ocak var işte. Şöyle fiyatını göstereyim. Esiz halini okuyun bakın. 859 TL. Şurada da normalde şey olur böyle. Nedir? Adını siz getirin işte. Davlumbaz olur, davlumbazı yok burada tabi. Şurada küçük ev aletleri var. Bu ne? Şöyle, evet buradan açılıyor. Bunun oyuncağı da var hatta. Almanya'da yaşıyorsanız alabilirsiniz. Bu tabi Private Collection serisinin özel bir ürünü. Şöyle ben size tamamını göstereceğim. Gerisini siz bakarsınız. Şunu herhalde özel olarak getirmişler. Tam bilmiyorum ne bu. Bakın. Şurada yine bir Private Collection serisinden var. Da bunun ben niye böyle çözemedim. Şuradan ayarlaması yapabiliyorsunuz. İşte böyle de böyle. Yani çok fazla detaya girmeyeceğim. Televizyonlar var. Şöyle King'in fiyatlarını ben size gösteriyorum. Burası da böyleydi. Şimdi başka bir alana, başka bir bölüme geçelim. Şunu zaten biliyorsunuz. Fiyat. Şu da altısın. Şöyle inşallah net diyordur yani. Şöyle size de göstereyim ben bunu. Yine burada buz bölümü var. Açamıyorum. Buz alanı burada. Hava üflüyor şu kısımdan. İnox olması çok güzel. Kaliteli hissiyat var. Ama içini şöyle göstereyim. Şurada ekran var. Evet, dijital kısmını oraya koymuşlar galiba. Değil mi? Bakın şuradan da esas alın okuyun gerisini. Türk üretimi. Tabii ki Altus'tan beklemeyeceği bir yer.
Ama şu alandan gayet büyük. Şurada yumurtalık önümsülen var. Çok büyük. Bu şekilde bunlar da buluşmuş yerleri. Şurada hot point'in fiyatı. Esas alın bakayım. Aquatis serisinden bu. Inox. Bunlar çok paslanıyor diye duydum. Şikayet var da bakabilirsiniz. Hatta ben videoyu çektikten sonra birkaç gün önce bakmıştım. Yani önceki videolarımı, Metamark videolarımı izlediyseniz hatırlarsınız herhalde. Onlara çok bakmıştım ben. Profilonda şöyle bir tane var. Fiyatı, buzdolabı tabi bu. Dijital, normal bildiğimiz tarzda. LED spot teknolojisi yine bunda da var. Profilonun. Airfresh, multi airflow. Şu altında da şurada. Bunu tabi bantlamışlar. Şöyle 0 derece bölmesi burada var. LED light teknolojisi yine var. Extra fresh control teknolojisi. Yani Bosch ve Siemens bir de Profilo'da bu teknolojide ayrı ayrı geçiyor. Şu depolama teknolojileri yani. Yine burada da aynı şey geçerli. İki alanı bölmeli. Bunda bizde aynı. Şurayı yine esas alın okuyun. Türk üretimi. Burası da şurayı ayrı ayrı yapmışlar. Anlayamadım. Yani bizim buzdolabı da burası tamamen kabloydu. Şurayı şöyle aynı şekilde buraya kapatalım. Yani gözleri genel olarak geniş baktığımızda. Altına bakalım. Altında bir box var. Klasik. Bunu da biliyoruz. Şurada havlandırma ızgaları var. Herhangi bir akü yok. Eskiden vardı tabii. 2013, 2014 üretimlerinde vardı bunların. Şöyle Profilo'nun bulaşık makinesi var. Önceki Mediamarkt'a gittiğimde bunu göstermemiştim. Bu iki sebetli. Şu yine iki sebepli herhalde. Aynen. Ama bir şey dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bunu da göstermek istiyordum. Şu dibinin bakın tabanı görüyorsunuz mu? Plastik. Alman üretim olsaydı tabi boşlarda Alman üretim olduğu zaman orası da hep şey oluyor böyle. Zaten görüyorsunuz bu. Türk üretimi. Esasını okuyun. Bosch'un Alman üretimlerinde orası komple çelik oluyor. Ama bunda hep plastik oluyor. Yani benim bildiğim kadarıyla bunlarda. Bu da Türk üretimi, dibi yine plastik, Siemens. Yani bu da şöyle Türk üretimi, Made in Turkey. Ya bu da aynı. Bu da Türk üretimi şurada. Esas alanı okuyun. Bu Altus. Şöyle fiyatını gösteriyorum. Galiba bu şey. Tek tuşlu mu ne ya bu? Bunu çözemedim. Şöyle esas alanı okuyun. Buraya da Türk üretimi. Şunu hiç beğenmiyorum. Arçelik ve Beko grubunda. Hep aynı. Eski arçeliklerle aynı. Yani hiç beğenmiyorum. Şunun böyle olmasını ben istemezdim. Allah'tan bunun tabanı çelik. Bu yeni galiba. Bunu hiç görmemiştim. Bu iki sebetli. Türk üretimi ne zaman gibi. Bir tane LG'nin var. Hot Point'in var bir tane. Bunları ben göstermiştim galiba. Şunu yani bu ürünü. Şöyle göstereyim iyice ben. Şu Ancaster serisi Zanussi'nin var bir tane. Zanussi İtalyan malı. Şunu da göstereyim. Zanussi detayı. İçi şöyle. Zanussi'nin. Şunları da şöyle bir göstereyim. Bunlar ocaklar, setler işte. Şöyle. Hepsi de lüks set. Fiyatlar. Teknostar'ın bu. Bu da Vestel'in markası. Burada yazıyor zaten. Kullanma kılavuzu burada var. Bu Teknostar'ın galiba. Şurada da şöyle göstereyim. Bir önceki videomda göstermemiştim yine. Kahve makineleri. Elektrolüksün. Şöyle bir tane kahve ölçücüsü boş. Bu çok eskiden kalma. Kahve ölçücüsü var. Şöyle göstereyim. Elektrolüksün. Bu da eskilerden kalma. Şöyle bir bu normal benim evdeki gibi. Ya kavanmada. Evet. Bu da şeyin, Brown'un Kefos fiyatı. Üretim yeri tabii ki yazmıyor yani. Elektrolik sınıfı yine. Yenilenmiş hali değil bu muhtemelen. Tefal'in. Hepsinde var arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim hepsi. Şu Siemens'in üstü. Şu WMF Alman markasıdır bu. Tabii siz biliyor musunuz bunu bilmiyorum. Şöyle bu Alman markasının fiyat yani yazıyor. Şu da yine aynı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. Böyle. Üstünde şunun ne olduğunu bilmiyorum Allah aşkına.
Water'ın yani şey işte bu su filtresi galiba onun için. Şöyle buldum arabası fiyat. Şöyle buradan açıp kapayabiliyoruz. Bölmeleri böyle. İlerisinde çamaşır makineleri var zaten. Şu elektrolük çünkü. İçi. Bunun tam şeyini bilmiyorum ama detayını. Bu da Çin malı. Yine şöyle üstümdekini görüyorsunuz. Yine her zaman gibi aynı kıyafeti giydim. Hiç kıyafet değiştirmiyorum tabi. Şunları zaten biliyorsunuz herhalde yani. Önceki videomda göstermiştim. Bakın. Şu Siemens. Bildiğiniz üzere. Gene tabanı çelik ve Türk üretimi. Şunun dış. Bakın görüyorsunuz mu nasıl oynuyor. Sesi görüyor musunuz? Çok şey kalitesiz. Aşırı kalitesiz ses duyuyorsunuz. Şurada yine bir Türk üretimi var. Made in Turkey. Ama tabanı çelik. Nasıl bir iş oluyor ben onu anlayamadım. Şu şey galiba Aquastop mu? Ha, galiba onun için dedim kadarıyla. İçini şöyle göstereyim. Şurada yine bir şey var burada. Sizin için alıyorum görüyor musunuz? Bakabilirsiniz diye. Ha, bilgilendirme kılavuzuymuş. Daha çabuk şey bilgi edinebilmeniz için herhalde bu da. Şuradan da çalışıyor. Fiyat göstereyim. Burada yine bir keresi videoda göstermiş olduğum gibi bir şurası kaplıymış. Şey var elektroliksin yine. İşte bunlar ne malı orası hiç yazmıyor. Şurayı çok ilginç buldum. Bir dakika. Made in Avrupa. Esas alın okuyun şu kısmı. İnternetten de aratabilirsiniz yani şuranın şeyini. Ürün kodunu. İçi tamamen çelik bu deri bir kalitesizlik göremedim. Üçüncü sepet yok tabi bunda. Böyle bir özellik mevcut değil. Şurada da yazmışlar zaten teker teker. Şöyle esas alın okuyorsunuz. İnternetsi bir sürü özelliği var burada. Time Manager özelliği zaten eskiden yani 2009'dan beri Electrolux her üründe bunu kullanıyor artık. Şunu gördünüz mü bilmiyorum. LG'nin TimeWatch teknolojisi. Şöyle. Bunu isterseniz böyle set halinde alabilirsiniz ve ayrı ayrı tek tek de alabilirsiniz. Burada deterjan bölümü, kollama bölümü. Burada da normal bildiğimiz yumuşatıcı bölümü var. Deterjan gözü şurada üstünde. Yani buna ne kadar para verebilir orasını hiç bilemiyorum. Esas alın okuyun artık buralardaki hepsini. Kazan aydınlatma özelliği bunda var tabii ki de. Şöyle içini göstereyim. Bayağı da büyük. Kazan aydınlatma özelliği var. En güzeli. Tam olarak çalışma ellesi. Şurası değil de böyle. TimeWatch özelliği burada da var zaten biliyorsunuz ki. Burada daha çok küçük çamaşırlarınız yıkanabilir. Küçük çamaşırlarınızı burada yıkarsınız. Büyük çamaşırlarınızı da bu kısımda yıkıyorsunuz. TimeWatch teknolojisinin hala da kullanıyor. Şöyle bir tane Samsung'un burada var. Bu gene içi boş. Lanet olası. Bildiğin troll ya. Böyle şey mi olur? Adamlar troll çekiyor. Olmaz böyle şey. Size şöyle göstereyim ben. Şöyle bunu da içini göstereyim. Bu üç sepetli. Üç sepetliymiş daha doğrusu sepetli değil de. Şurada kullanma kılavuzlarını gördüm. Samsung falan yazıyor. İçinde kullanma kılavuzları var. Almanızı hiç tavsiye etmem bu seriden. Şurayı da SS alın okuyun. Bunun benim kanalımda videosu vardı galiba. Evet vardı. Sıfırlaması buradan. Samsung logosu şurada. Samsung'un ankastlı serileri yüzün gözüküyor. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şurada Samsung'un eski nesilden kalma bir ankastlı serisi var. Şunları zaten biliyorsunuz. Şunu da göstereyim. Bunu göstermemiştim. Hot point. Şöyle hot point'in çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi demişim. Dilim suçta. Bulaşma ellesi işte. Gerisini siz anlayın. Powerpoint teknolojisi şurada var. Bunu da şeyden çalmıştı. Neydi onun adı? Whirlpool'dan çalmıştı. Aktif oksijen teknolojisi falan da var bunda galiba. Üst sepetli. Dediğim gibi zaten bu özellikleri hep zaten
satın aldığı için Whirlpool Hotpoint'e bu grubu, Indesit grubunu